Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün anlık bir çekimle sizlerleyim. Az önce bu makineyi gördüm. Hem de yeni bir makine, iyi, hoş bir makine. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü incelememin konuğu Profilo CGA 242 XSTR modeli. Yani dışı gerçek inox değil, onu söyleyeyim. Hani bu bazı Arçelik ve Beko modellerinde oluyordu ya, dışına sadece gri bir boya kaplıyorlardı. Bu da o modellerden biri. Yani dışı böyle gerçek inox değil, gri bir boya. Bu makine dostlar, kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse, az önce Profilo'nun kendi web sitesine girip özelliklerini bir araştırdım. Çünkü hiçbir hazırlığım yok ve aniden makineyi görüp sizlerle paylaşmak istedim. Onun için çok derin bir bilgi veremezsem bu konu hakkında ya da hatalı bir bilgi verirsem, o yüzden kusura bakmayın, şimdiden onu söyleyeyim. Önceden, çünkü bir hazırlık olsun diye araştırdım videoya başlamadan evvel. Bu cihaz dostlar 9 kilo 1200 devir enerji sınıfı C, 63 litrelik kazan açımı var, Silent Plus motor teknolojisi var, yani Siemens'teki adıyla IQ Drive, Bosch'taki adıyla da EcoSilence Drive, fırçasız kayışlı bir motor teknolojisi. 10 yıl garanti sunuyor Profilo buna zaten. Bu makineyi nereden biliyorsunuz derseniz, bu makine dostlar Bosch'un seri 4 serisinde modelleri ve Siemens'in IQ 300 serisindeki modelleriyle aynı platforma sahip bir model. Yani siz de zaten hem Bosch versiyonunu ya da Siemens versiyonunu, IQ 300 serilindeki karşılığını kullanan insanlar varsa bunu, bu modeli bilecektir. Zaten ben de Instagram'dan denk geliyorum. İşte bunun beyaz rengini kullananlar var. Ne bileyim, böyle farklı rengini kullananlar var. Bugünkü inceleyeceğim cihaz böyle silver blink. Yani dediğim gibi başta böyle gerçek bir inox olmadığını zaten belli ediyor. Şöyle ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum. Bu boya. Üstündeki bu silver boya, onu söyleyeyim öncelikle. Bu makinede dostlar 4 adet leke seçeneği de var. O da güzel bir özellik. Bu zaten hem Siemens'in IQ 300 serilerindeki modellerinde hem de Bosch'un seri 4 serilerindeki modellerinde de olan bir şey bu leke seçeneği. Bunda da 4 adet bir leke seçeneği var. Kısaca dış görünüş olarak hem tasarım olarak benim de çok hoşuma giden model. Ve üstelik 2021 üretim bu model. Onu da söyleyeyim, yani hala taptaze, canlı duran bir ürün. Deterjan gözüne gelirsek dostlar, burada bir Profilo logosu, şurada leke uzmanı, yani leke seçenekliği bulunduğu için leke uzmanı işaretini görüyorsunuz. Bu arada kontrol paneli de çok hoş. Şöyle bir göstereyim size kontrol panelini buradan. Yani böyle bir hafif kıvrım vermişler. Şu kısımdan böyle bir kıvrım vermişler. Buradan da komple kontrol panelini boydan boya, daha doğrusu ekranla birleşen bu program kısmının, yani program joystick'inin ortasına kadar gelen bir piano black detay var. Bu da gayet ürünü şık ve modern gösteriyor. Zaten hem ürünün kontrol panelinde hem de bu kapak çevresinde de bu piano black detaylar devam ediyor. Bunlar gerçekten hoş bir detay. Şöyle deterjan gözüne gelirsek, kocaman bir deterjan gözü. Zaten klasik, yani bu seri 8'de bile olan aynı tasarım. Buraya baktığınızda ana yıkama gözü, yumuşatıcı gözü, ön yıkama gözü ve burada da bir tane sıvı deterjan kullanmanız için şöyle bir adet sıvı deterjan ayrıca bulunuyor. Sıvı deterjan kullanacağınız zaman da bunu aşağı indirip sıvı deterjanı kullanabiliyorsunuz. Yumuşak bir açılış kapanışı var. Kontrol panelinden devam edersem dostlar, bu kontrol, yani program joystick yine şık bir yapıda. Ortası piano black, yine şu etrafında böyle. Umarım net belli oluyordur. Böyle ufak ufak motifler var. Ufak ufak desenler var. Bu desenleri ben çok sevdim. Aynı şey cihazın şu kapak açma kısmında da var. Şu kısımda ama şu an belli olmuyor. Oraya sonra geleceğim. Şöyle cihazı bir açayım. Böyle ufaktan bir ekranı işaretli bir şekilde sizi selamlıyor. Hoş bir detay. Şöyle pamuklar. Echo 4060. Renkliler. 4 saat sürüyor. Sentetikler. Narin ipek, yünlüler, durlama, sıkma boşaltma, karışık, yani mix, Express 1530, zaten buna Siemens'ten ve Bosch'tan alışığız. SuperXO 1530 programının Profilo'daki adı Express 1530'dur. Yorgan, perde, hijyen, tambur temizleme. Şöyle bir daha açalım. Ben bu selamlamayı seri 4'te de görmüştüm. Bu benim hoşuma gidiyor. Tam buz temizleme hatırlatma ışığı da burada yanıyor. Çünkü yani uzun alındığından beri herhalde bir tambur temizletme yapılmamış bu cihazda belli. O yüzden burada ışığı yanıyor. Buraya girersek dostlar, ekranı gayet güzel, sade, şık.
ve ışıklandırması da gayet modern gösteriyor. Yani böyle LED beyaz bir aydınlatmaya sahip. Aynı IQ 300 ve seri 4'lerdeki böyle bir yapıya var sahip. Şöyle hız uzmanına tıklıyorum. Şöyle şu an kan lekesi, bir daha tıkladığımda ter lekesi, yağ lekesi ve çay lekesi olarak 4 adet dediğim gibi başta da leke seçeneği var. Bu kullanma kılavuzuna bakmıştım leke uzmanı. Kazanın hareketlerini falan buna göre ayarlıyorum. Şu an net bir şekilde hatırlamıyorum ama kazanın hareketlerini buna göre ayarlıyormuş. Ürün bu arada şurada söylemedim galiba onu. Premium serisi ve 9 kiloluk olduğunu da burada bahsetmişler. Daha sonra sıcaklığa geleyim. 40 derece, 30 derece, 20 derece, soğuk, 90. Bu şekilde 60 derece böyle sıcaklık ayarını da buradan yapabiliyorsunuz. Bu arada dokunmatik hassasiyeti gerçekten güzel. Hani kötü değil. Bir de bunun bazılarında mesela örnek atıyorum. Vestel'in mesela dokunmatik hassasiyeti bu kadar iyi olmaz. Siz de gidin bayağı inceleyin. Vestel'in dokunmatik hassasiyeti, ekranlarının hassasiyeti BSE grubuna göre bir kötüdür. Ama bunda öyle bir şey yok. Böyle tık 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 geçiyor. O benim hoşuma gitti gerçekten. Sıkma devrine gelirsek 1200'de bir, 1000'de bir, 800'de bir, 600'de bir, 400'de bir sıkma yok. Şu kısımda bir sıkma yok kısmı vardı. Orayı belki ufaktan bir görmüşsünüzdür. Işık yansıma yapıyor buradan zaten. Burada da ön işlem tuşu var. Şöyle suda bekletme özelliği var. Bu da ön yıkama tuşu. Şöyle adımlar gelirse ne kadar net görüyorsunuz şu an bilmiyorum valla. Bir bulanıklaşıyor falan görüntü. Burada ön yıkama, yıkama, durulama ve sıkma işaretlerini, şurada sıkma adımlarını burada görüyorsunuz. Burada ise kapak kilitleniyor. Çocuk kilidi, musluk yani su kesik uyarısı. Şuradan da tambur temizleme, az önce hatırlattığım gibi tambur temizletme hatırlatıcısı mevcut. Eğer bu yanarsa uzun bir süredir cihazınıza tambur temizletme yapmıyorsunuz demektir. O yüzden de bunun yandığını gördüğünüz zaman cihazınızı bir kazan temizleme yapın derim. Zaten bunu ayarlardan açıp kapatabiliyorsunuz. Az önce onu gördüm kullanma kılavuzundan. Yine bu sesli sinyalleri işte tuşlara bastığınız zaman o gelen sesleri falan bunları ayarlayabiliyorsunuz. Onları da zaten belki kullanma kılavuzundan atarım bir şekilde resimlerin edit kısmında. Buraya gelirse burada ilave durulama var. Şöyle 1, 2, 3. Bu şekilde buradan ilave durulama istiyorsanız yani hassas bir cilde sahipseniz buradan bunu ayarlayabiliyorsunuz. Kırışık azaltma var. 800 devirde. Bakalım o ne kadar, hangi devre kadar müsaade ediyor. 600, 400, 1200. İlginç bir şekilde 1200'e kadar kırışık azaltmada yani yüksek devirlere müsaade ediyor. Sonra bu program 3 saat. Jet Plus'a bastığımız zaman 1 saate düşüyor. 1 saat 29 dakikaya. Şöyle bir daha bastığımızda. İşin saçma tarafı şunu keşfettim şimdi bakın. Renkler programı değil mi? Renkler programı. Renkler programının kısaltma özelliği yok. Gördüğüm kadarıyla. Yani bu 4 saat. Bu çok saçma. Az önce bir kullanıcısı dedi. Kullanıcısının dediğini size aynen aktarayım. Yani hangi akla hizmet bunu 4 saat yapmışlar orasını anlayamadığını söyledi. Bence de böyle yani niye 4 saat olmuş bu renkler programı orasını anlayamadım. Şurada zaman erteleme var. Bakayım. 4 saat. 4,5 saat, 5,5 saat, 6 saat, 6,5 saat, 7 saat, 7,5 saat, 8 saat, 8,5 saat, 9 saat. Bakalım. Herhalde 24 saate kadar yine ayarlayabiliyorsunuz bunu. Aynen şu şekilde kapattım. Buradan da başlat beklet yapabiliyorsunuz. Burada da zaten farklı bir şöyle göstereyim. Yuvarlak bir şekilde tasarlamışlar o düğmeyi de. Kapağına gelirse kapağında dediğim gibi dışı böyle gri bir renkte. Yine ürünün rengiyle ve kontrol paneliyle uyumlu olacak bir şekilde böyle gri renk. Bu kısım ise Piano Black. Piano Black hoş duruyor. Şurada yine bir tane ısı kalkanı var. Bu zaten günümüzdeki bütün makinelerin artık olmazsa olmaz. Bütün çamaşır makinelerinde bu var. Isı kalkanı. Kimisi bunu kaldırıyor. Kaldıranlar da var. Ama bence bu haliyle hani zaten şeffaf bir görüntü. O da çok dert olmuyor yani bence onu söyleyeyim. Kapağı buradan açıyoruz. Mandalsız bir sistem yine. Şu şekilde göstereyim. Az önce motif var demiştim ama şu an ne kadar size net gösterebilirim orasını hiç bilmiyorum. Aynen şuradan biraz belli oluyor. Şurada böyle ufak tefek motifler var dostlar.
gördünüz belki o dairesel dairesel bir daire daire. O nasıl hani program jöresinde görmüşsünüz. Burada da aynı detaylar mevcut. Buraya gelirsek burada ünlü bilgi etiketi yer verilmiş CGA-242XSTR modeli ve üretim tarihinde söyleyeyim 2021'in 5. ayında üretilmiş. 5. ayı 2021 Nisan oluyor herhalde galiba. Cihazın iç kısmına gelirsek dostlar körü böyle siyah bir renk aynı eski bu Bosch'un seri 8'lerinde oluyordu ya. Gerçi şimdi de bu seri 8'lerde de aynı körük kullanılıyor. Zaten Siemens Avantgarde'da bile aynı körük vardı. Bu renkte bir körü ben çok seviyorum. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Yani grilerine göre hani şöyle bakıyorum. Bir deforme var mı diye belki 7-8 yıllık bu körüğe sahip bir çamaşır makinesini kullananlar da vardır BSE grubundan. Yani griler mesela deformasyonu çok belli ediyor. O renk açılmalarını yani renkte bazen solmalar oluyor ya körükte onu çok belli ederler ama ben bunda hiç öyle bir şey görmedim yani bir sorun yok hala bunda. Şurada yine ne kadar belli oluyor ne kadar gösterebilirim bilmiyorum umarım belli oluyordur bir şekilde belli etmeye çalışacağım onu şimdi. Şurada bir tane şey var su için dostlar yani çamaşırları daha hızlı ıslatmaya yarayan burada bir tane su girişi kısmı var. Buradan bildiğiniz gibi bunu daha önceki OPS grubu çamaşır makinelerini incelerken de anlatmıştım sizlere. Bu ön yıkama kutusuna yani ön yıkama bölmesine bağlı bir kısım. Oradan eğer su geliyorsa cihaz oradan su alıyorsa aynı şekilde oradan aldığı su da buradan direkt kazana aktarılıyor. Bu şekilde çamaşırları daha hızlı bir şekilde ıslatılmasını sağlıyor. Ama bunda işte seri 8'deki gibi ve yeni Home Professional'lardaki gibi 4D yıkama sistemi yok. Yani 4D wash system kullanılmıyor maalesef profilolarda. Kazanı 63 litreydi. Şöyle bir sesi var gerçekten güzel. Böyle fırçasız motor zaten Silent Plus motor yani fırçasız ve kazanı da kötü değil. 9 kiloluk bir ürüne göre kazanı geniş. 63 litrelik bir kazan. Sanırım bizim Bosch Watt 2480 TR ile herhalde ya da aşağı yukarı onunla aynı kazan olabilir belki litresi belki. Bugüne şöyle damla şeklinde, su damlası şeklindeki kazan gayet hoş gözüküyor. Göze kaç yıl olursa olsun hala modern yani hoş. Çamaşırlara zarar vermeyecek bir tasarım yani. Buradaki bu paletlerin boyutu falan yine 9 kiloluk ürünlere göre yani bilirsiniz zaten hem 10 kiloluklarda hem de 9 kiloluklar arasında bir fark olur ya BSE grubunda. Daha önce bunu bahsetmiştim topluluk kısmında. Eğer bilmiyorsanız oraya gidebilirsiniz. Bunun paletleri de 10 kiloluklara göre daha uzun. 9 kilo, 10 kiloluk modellere göre 9 kilolukların paleti daha uzun oluyor. Zaten yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Burada 7 sıralı böyle bir su delik. Yani delik sırası var. Hem oradan da anlayabilirsiniz. Yani 10 kiloluk modellerle 9 kiloluk BSE grup çamaşır makineleri arasındaki farkı buradan anlayabilirsiniz. Kısaca dediğim gibi kazanı hoş. Yani ne koyarsanız koyun çamaşırlarınıza zarar vermeyecek bir yapıda onu söyleyebilirim. Kazanı dediğim gibi geniş, hacmi iyi, ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir seviyede. Açılış kapanış hissiyatları da gayet tok. Gayet iyi bir hisse sahip. Şöyle kapatayım. Şöyle şimdi geleyim pompa kısmına. Bu arada pompasının kapağı o kadar yumuşak açılıyor ki yani çok yumuşak açılıyor. Bizim evde kullandığımız Vatik 480 TR modeli var seri 6'dan Bosch'un. Ondan çok daha yumuşak açılıyor yani şu kapak. Neyden alakalı bilmiyorum ama çok yumuşak açılıyor yani. Bayağı yumuşak açılıyor. Şurada pompa var. Burada yine her makinede olan bu su hortum var. Buradan suyu tahliye edebilirsiniz. Buradan da ben bunu acil durum tertibatı diyorum. Zaten belki öyle geçiyordur diye biliyorum. Buradan gerektiğinde eğer kapak kilitliyse buradan kilitli olduğu zaman kapak bir şekilde bunu aşağı indirip kapağı açabilirsiniz. Ama ben bunu hiç denemedim. Bu şekilde de kapanıyor. Kısaca Profilo Premium CGA-242XSTR modeli böyle bir cihazdı dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer yalan yanlış yani herhangi bir böyle bilmediğim bir bilgi verdiysem kusura bakmayın. Zaten lazım olan bilgileri kullanma kılavuzunu indirmiştim az önce. Oradan tek tek lazım olan ne bilgi varsa yani gerekli gördüğüm bilgileri ekran görüntüsü olarak edit kısmında paylaşırım. Oradan da bakabilirsiniz. Hatta Profilo'nun web sitesine girip kendiniz de bakabilirsiniz gerekli olan bilgilere.
Bunu söyleyeyim. Bu makineyi kullananlar varsa aranızda memnun musunuz? Nasıl bir cihazdır? Ve yıkaması nasıl? Bunu sizlerden öğrenmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.